Şimdi yayının bu bölümünde Ukrayna'daki son durumu konuşacağız. Birazdan Yürü Gezer konuğumuz olacak. Ama öncesinde bir Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'ne gitmemiz lazım. Çünkü orada Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin video konferans yoluyla katıldığı toplantıda verdiği mesajlar dikkat çekiciydi. Barış için Rusya'ya 10 şart sundu Zelenski. Dünyanın en büyük ekonomilerinden oluşan G20 grubunun liderleri Ukrayna Savaşı sırasında ilk kez bir araya geldi. Zirvenin adresi Endonezya'nın Bali Adası. Bu yıl geleneksel aile fotoğrafı çekilmedi. Çünkü bazı liderler Rusya ile aynı karaya girmek istemedi. Açılış konuşmasını yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Ukrayna Savaşı'nın küresel etkilerine dikkat çekti. Sorumlu bir lider olmak sadece kazanç ve kayıpların eşitlendiği durum yaratmak değildir. Savaşı bitirmemiz gerekiyor. Aksi halde dünyanın ilerlemesi zorlaşacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmadı. Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de savaş nedeniyle Bali'ye gidemedi. Zirveye video konferansla bağlandı. Ukrayna'ya egemenliği, toprağı ve bağımsızlığı konusunda uzlaşma teklif edilmemeli. Rusya savaşı bitirmek istediğini söylüyorsa bırakalım da bunu eylemleriyle kanıtlasın. Rusya'nın sözüne güvenemeyiz. Rusya'nın imzaladıktan hemen sonra ihlal edeceği Minsk 3 olmayacak. Zelenski barış için Rusya'ya 10 şart sundu. Maddeler arasında Ukrayna'nın nükleer, gıda ve enerji güvenliğinin sağlanması, Rus birliklerinin geri çekilmesi ve çatışmaların durması var. Ayrıca kısmi esir takası yerine bir defada bütün esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını önerdi. Tahıl anlaşmasının Mikolayiv'deki limanları da kapsayacak şekilde genişletilmesini ve süre sınırının kaldırılmasını istedi. Zelenski konuşurken Rus Bakan Lavrov'un salondan ayrılmaması dikkat çekti. Lavrov zirvede Rusya'ya yönelik diplomatik izolasyonu kırmaya çalıştı. Ancak Çin lideri Xi Jinping'in Ukrayna'daki savaşa ilişkin mesajları Kremlin'in tam arzu ettiği gibi değildi. Xi gıda ve enerjinin silah haline getirilmemesi için çağrı yaptı, her koşulda nükleer savaşa karşı olduklarını belirtti. Basına sızan bilgilere göre G20 liderleri sonuç bildirisinde Ukrayna için fikir birliği sağlayamadı. Bu nedenle G20 ülkelerinin çoğunun Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını şiddetle kınayacağı bir deklarasyon yayınlayacağı ifade ediliyor.